Merhaba Örgücanlar ar nasılsınız arkadaşlar bugün size birkaç gündür bahsettiğim bu motiflerin yapılışını koparmadan iplerin hiç koparmadan eklenmesini göstereceğim inşallah ama yalnızca şunu başta özellikle hatırlatayım ki arkadaşlar kısa videolar çekmek zorunda kaldığım için sadece şu başlangıç ve iki motifin yapılışını göstereceğim arkadaşlar siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz bir de üzeri üst kısmı için ayrı bir video çekmem gerekecek tekrar ikinci bir sıra için arkadaşlar gerçekten bu konuda çok mağdur oluyorum sizlerden özür diliyorum bir ikinci videoda onun için çekeceğim inşallah şimdi sadece şöyle iki motifi yan yana yapabileceğimiz bir çalışma yapalım ikinci videoda da öbürünü çalışalım arkadaşlar benim şimdi ben bu ipimi Alize Angora ile yapmıştım. Yelek yapıyorum ama size daha rahat göresiniz diye kalın bir iple göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik hemen 15 tane zincir çekelim başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 zinciri çekiyoruz arkadaşlar. 1-2-3-4-5 dönüp 6. zincirin içine şöyle batarak küçük bir halka oluşturacağız. Şöyle bir halkamız var. Küçük bir halkamız arkadaşlar. 5 zincir çekelim. 3-4-5 dönüyoruz. Tığın üzerine bir kere dolayıp bu halkanın içine ikili çekerek 5 tane arada da 2 zincir çekeceğiz. 5 tane böyle boş kutular yapacağız dostlarım. Bakın. 1 2 3 oldu. Pardon 7 tane kutu yapacağız bu halkanın içine. Sayalım. 1 1 2 3 4 5 6 Bu da sonuncusu olsun dostlarım. Şimdi bakın şöyle bir kutucuklar oluşturduk. Tekrar iki zincir çekiyoruz arkadaşlar. Tığımızın üzerine hiç almadan şu ilk başta yaptığımız 5 zincirle dönerek yaptığımız bir şeyimiz vardı. Halkamız bunun içine şuradan batıyoruz orta kısmından. Şu uzun zincirde içine alacak şekilde tığımızı şöyle arkadan geçirip bunu buraya sabitliyoruz. Yani bu şekilde ne elde ediyoruz? 8 tane kutucuğumuz olacak arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane. Bunu unutmayalım. Şimdi ipimizi şöyle uzatıyoruz ve tığımızı çıkarıp zincir çekerek başlamıştık ilk zincirimize tığımızı batırıp şöyle şu uzattığımız ipi bu şekilde şuraya sabitliyoruz bakın bu burada kaldı tığımızın üzerine doluyoruz şimdi şu ilk kutucuğun içinden başlayarak arkadaşlar kutuların içine beşer tane böyle uzatmalı dolgular yapacağız bakın 2 oldu. Tığımızın üzerine bir kere doluyoruz. Uzatıyoruz. 3 oldu. Doluyoruz. Uzatıyoruz. Kapatıyoruz. 4 Bu da 5 Şuraya 5 tane doldurduk. 12 zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 İpimizi alıp tekrar şu öbür kutunun içine geçip ipimizi uzatarak 5 buraya 5 buraya dolduracağım arkadaşlar 5 de hemen yanına hiç zincir falan çekmeden 5 buraya 5 de yanına geçip 10 tane dolgu dolduracağım bakın ne yaptım 5 bir kutuya 5 de bir kutuya 10 tane yan yana dolgularımız oldu şimdi 12 zincir çekelim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bunlar bizim köşe zincirlerimiz arkadaşlar tekrar hemen şu ilk, ilk kutuya batıp 5 tane de burayı dolduruyorum. Şu an bu yaptığım bu şu anki yaptığım kutuyla biz motifimizin yarısını yapmış olduk. Yarısını yarısını yapmış olduk. Bakın arkadaşlar şöyle motifimiz oluştu. Şimdi yarısını yaptık. Hemen yan motife geçeceğiz. Bakın şimdi. Şöyle de göstereyim yanımdan hemen. Şimdi biz şunu yaptık arkadaşlar. Bakın. Şunu yaptık. Şu yan motife geçiyoruz. Yan motif için tekrar 15 zincir çekelim. 15 zincirimi çektim. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincire dönüp batıp kapatıyorum. 5 zincir çekip 4, 5 dönüyorum. Aynen ilk şeyde şu göbekte yaptığım gibi buraya gene dönerek aralarda da 2 zincir çekerek 7 tane boş kutular yapacağım arkadaşlar. 7 tane yaptım. 8. de nasıl yapıyorduk? 2 zinciri çekiyoruz. Çok önemli burası arkadaşlar. Bakın tığımın üzerinde hiç ipim yok. Hemen dönüyorum. Şu ilk kutunun zincirle çekerek 5 zincirle çekerek dönerek yapmıştık bu kutuyu. Onun yüzden içine batıyorum. Şu uzun zinciri de şu uzun zinciri de içine alacak şekilde tığımı arkadan geçirip bakın. Bunu buraya sabitliyorum arkadaşlar. Bakın. 8 kutu oldu şu etrafta. Şimdi ne yapıyorum? İpimi böyle bıraktım. Şu uzun zincirin ilk çektiğimiz zincirine batarak uzattığım ipimi buraya sabitliyorum bu şekilde. Tekrar ipimi tığımın üzerine dolayıp şimdi burayı 5 defa uzun uzun dolduruyorum arkadaşlarım. 5 defa doldurayım burayı. 3 4 5 Şimdi 6 zincir çekip 3 4 5 6 motiflerin ikisini birbirine köşeden ekleyeceğim. Şu önce yaptığımız 12 köşe 12 zincirli köşemizin ortasına batıp şu 6 zincirimle burayı birbirine bir, birbirine birleştirdim. 2 3 4 5 6 zincir çekerek Tekrar ipimi tığımın üzerine attım, döndüm buraya. Burada da ne yapıyorum? 5 buraya, 5 de buraya. 12 tane uzun kutular yapıyorum dostlarım. Bakın şurayı yapacağım. Aynen burayı buraya yapacağım. Evet, bakın. Köşeye geldim. Az önce de demiştim ya arkadaşlar, köşelerde 12 zincir çekiyoruz. 5 6 7 8 9 10 11 12. Hemen dönüyorum. Pardon. Ben başta da bahsetmiştim arkadaşlar. 2 motiflik çalışma yapacağım. Ben hemen şimdi farz ediyorum ki yeleğimin boyunun ölçüsü, elinin ölçüsü tamam. Ben şimdi motiflerimi kaç oldu? 4 oldu. Burada bittiğini düşünerek şimdi ben buradan size dönüş yapacağım arkadaşlar. Hemen şu yana da 5 tane dolduruyorum. 3 4 5 bakın alt kısmı oluştu motifin şimdi şu üst kısma dönüşü yapalım 12 zincir çekerek tekrar şu köşe gibi 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dönüyoruz 5 bu kutuya 5 de bu kutuya dolduruyoruz 5 bu kutuya 5 bu kutuya uzun bu şekilde ilmeklerimizi dolduruyoruz arkadaşlar. Evet bakın 10 tane doldurdum. 5 birine 5 birine. Şimdi gene köşedeyiz. 12 zincir çekelim. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Tığımızı dolayıp son elimizdeki son kutucuğun içini de 5 tane dolduralım. Artık bu e, bu motifimizi bitiriyoruz. Bakın arkadaşlar 2 3 4 5 doldurduk şimdi. Bakın köşemizde oluştu. Şimdi ne yapıyoruz? 5 dolguyla baş ilk kutuya 5 dolguyla başlamıştık. Son kutuya da 5 dolguyu yaptık. Şimdi bu ikisini bu şekilde birleştireceğiz. Ne yapıyoruz? Tığımızın üzerinde ipimiz var. Şey ipimiz hiç yok. Hemen şu ilk köşeye batıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde burayı unutmayalım. Böyle bağlıyoruz. Tekrar yapacağım bakın bunu. Tığımızın üzerinde hiç ipimiz yok. Tığımızı ilk yaptığımız köşeye batıp çıkarıp ipimizi çekiyoruz ve bu şekilde bağlıyoruz. Bitti. Bir tane de hemen bu öndeki yere batalım. Aynı şekilde onu doğruya bağlayıp tığımızın üzerine doluyoruz. Hemen yandaki motifin kaldığı yerden dolgularımızı 5 tane buraya doldurmaya devam ediyorum. 2 3 4 5 yani ne oldu? Bakın arkadaşlar. Şu an motiflerimiz birleşti. Bakın. Birleşti. Öbür motife geçtik. Şimdi burada ne yapacağız? Şu köşeyle birleştireceğiz. 6 zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6. Yandaki köşedeki 12 zincirin tam orta kısmına batıp bu 6 zinciri buraya sabitleyelim. Kapatalım. 1 2 3 4 5 6 zincirle. İpimizi dolayıp hop buraya geçiyoruz. Burada da ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir bakın şimdi. Bir üst kısma devam edeceğiz. Bu mu başta mı başta olan motifimiz yarım kalacak. Sadece şu iç tek gözü dolduracağım arkadaşlar. Buraya 5 tane birini yaptım. 5 tane uzun çekmeli dolgu yapıyorum. 3 oldu. 4 oldu. Bu da 5. Şimdi arkadaşlar bu tarafı yapmıyorum artık. Şimdi ben şuradan göstereyim size dostlarım. Bakın şimdi şu, şu ikisini yaptığımı düşünelim. Şu 1 ve 2'yi yaptım. Şimdi şu üst sıraya geçmek için şuradayız biz tam arkadaşlar. Tığımın ucuna bakalım. Biz tam buradayız. Şimdi şu motifi yapacağız. Bunu bunu derken böyle ilerleyecek bizim işimiz. Ama benim gerçekten videoyu uzatamıyorum uzun video yükleyemiyorum bunu her sefa, defasında söylüyorum dostlarım ne olur kusuruma bakmayın bu videoda bu kadar çekebildim anlayamadığınız yer varsa videoyu geri sardırarak yapabilirsiniz daha da anlayamazsanız yorumlarınızda lütfen bildirin size her türlü şekilde yardımcı olacağım şimdi bu videoda bu kadar gösterdim bir üst videoyu buradan devam edeceğim yapacak arkadaşlara kolay gelsin bakın hiç kırmadan iki tane motifi hem yaptık hem birbirine ekledik. Dostlarım, kanalıma aboneliklerinizi, desteklerinizi bekliyorum. İlgi alakanıza şimdiden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hemen üst kısım için yeni bir video çekeceğim arkadaşlar buradan. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.